Burak kardeşe söylemiştim ama o da hazırlanamadı. O da tekrar bana söyledi, abi sen şey yap, ben sonra daha sonra yapayım diye. Ben de muhakematten hazırlandım. Buyur abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhakemat 1910-1911 yıllarında Bediüzzaman'ın eski sahit tabir ettiği dönemde hem Arapça hem de Türkçe olarak telif ettiği bir eserdir. Tefsire giriş olarak yazdığı cihette bir usul kitabıdır. Arapça olanı Türkçe olana nispetle daha vecizdir. Üstad Arabi muhakematın başında şöyle diyor. Ben Üstad'ın bu mesela Mesnevi Arapça yazmıştır, İşaret-i Nicaz Arapça yazmıştır. Ama Arapçadan hem Türkçe hem Arapça yazdığı sadece muhakemat olarak biliyorum. Muhakemat hem Türkçe yazmıştır hem Arapça yazmıştır. Arapçasında şöyle diyor. Ey Reçetetül Havas adı verilen bu risaleye nazar eden zat, sakın bunu acele bir şekilde mütalaa etme. Ve eğer bilmiyorsan ehli zikre bilenlere sor. Ayrıca Türkçe refikasının arkadaşın da yanında bulundur. Çünkü Türkçe olanı Arapçasındaki kapalı kısımları açıklamış ve manaları avamın fehmine de yakınlaştırmıştır. Bu Arapçadan biraz devam edelim. Şimdi sanki seninleyim. Sen sana ünsiyet eder zannıyla bu bahçenin kapıcısıyla musafa etmek istiyorsun. Fakat görüyorsun ki sana yabancı kalıyor ve seni tanımıyor. Ben sana bakıyorum, sen o bahçedesin. Dalları sarkmış ve koparması kolay zannederek elini meyvelere uzattın. Fakat görüyorsun ki meyveler dikenli, sana peşin davranıyor ve elini kanatıyor. Sanki ben şimdi de arkanda duruyorum, görüyorum ki olgunlaşmış bir meyveyi koparıyorsun ve onu bir elma zannederek ağzına alıyorsun. Fakat görüyorsun ki o ya senin dişine sertleşen ve katılaşan bir inci oluyor, dişini kırıyor veya bir köz olup ağzını yakıyor ya da bir zamk olup dişlerini birbirine yapıştırıyor. Muhakematın Arapçasında böyle. Eserin başında mariz bir asrın, hasta bir unsurun, halil bir uzrun reçetesi veyahut saykarul İslamiyet. Mariz bir asır, ahir zaman, hasta bir unsur, medrese sistemi, halil bir uzun ise akıl olabilir. Şimdi ey benim şu kitabıma iman nazarıyla nazar eden zat, malumun olsun ki bu kitapta istediğim hizmet budur. Yani Üstad 1910-11'de yazdığında bu eseri, yani o zamanki Kur'an'a saldırının, zaten Üstad görevlendirilmiş Kur'an'ın muhafazası noktasında, Resulullah rüyasında görerek, icazı Kur'an'ı beyan et, Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak diye o bildiğiniz, hepinizin malum olan şey. Ondan sonra Üstad bütün hayatı boyunca Kur'an'ın muhafazası ve onun parlatılması, onun himayesi, buna çalışmış Üstad. Burada da zaten bu muhakematta da Kur'an nasıl anlaşılır ve ona saldırılar yapılan yerleri yine mesela Kaf Dağı ile alakalı, Zürkan ile alakalı birçok suallerin cevapları burada var. Ve anlama konusunda belagat ve üç bölümden oluşuyor zaten. Unsurul hakikat, unsurul belagat, unsurul akide diye. Ben biraz belagattan okuyacağım. Şu anda unsurul hakikattayız. Ey benim şu kitabıma tam bir dikkatle nazar eden zat, malumun olsun ki bu kitapla istediğim hizmet budur. İslamiyete olan istikametli yolu göstermek, İslamiyette olan istikametli yolu göstermekle tefrit ehli olan din düşmanlarının meydana getirdiği tereddütleri red ve yüzlerine vurmakla beraber istikametli yolun öteki canibini ve ahmak dost ünvanına layık olan ifrat ehli ve zahire takılıp kalanların tevehhümlerini kovmak ve asılsızlığını göstermek ve asıl hakikat rehberi
ve İslam aleminin ikbal ve geleceğine yol açan ve istikametli yolda tam bir zafer ümidiyle çalışan İslam muhakkiklerine ve aklı başında olan samimi dostlara yardım etmek ve kuvvet vermektir. Elhasıl maksadım o elmas kılıncın tozlarını almak, keskin hale gelmesine yardımcı olmaktır. Saykal bu manada. İslamiyet aşırılıklardan uzak bir şekilde orta yolda gitmektedir. Kur'an bunu şöyle ifade eder. Böylece sizi istikametli bir ümmet yaptık. Bakara suresi. Akıl. Okuduğun yerleri de sayfayı da söyle ki kitabı takip edenler de var. Buraları biraz özet geçeceğim ama belagat bölümünde unsurul belagatın 3. bölümünden takip edebilirler. Orada biraz fazla duracağım. Burada kısa geçeceğim. Burası 1. mukaddemenin ilk başı. Takarrür etmiş usuldendir ki akıl ve nakil taarruz ettikleri vakitte akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl kabul görmüş usul esaslarından biri de şudur ki akıl ve nakil birbirine ters düştüğünde akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl olsa gerektir. Akılla alakalı birkaç şey okuyacağım. Akıl, devenin yularla tutulması gibi tutmak anlamındadır. Ayrıca bağlamak, birbirine uygun iki nesne veya iki kavram arasında bağlantı kurmak anlamını ifade eder. Mesela bir yerden duman çıktığını görünce hemen ateşe intikal etmek, buz tutan nehrin inceliğini görünce bu beni kaldırmaz diye hüküm vermek aklın birer fonksiyonudur. Bir kardeş de şöyle demişti akılla alakalı. Yani akıl, asıl akıl, iki iyi arasında en iyiyi seçmek. Yani iyi ile kötüyü hayvanlar da seçiyor demişti. Hakikaten yani kötü bir şey verdiğin zaman yemezler ama, iyi bir şey verdiğin zaman yer onu seçebilir ama, asıl akıl, iki iyi arasında hangisi daha iyi onu seçmek demişti. Akıl badeni, kalp ve ruhta, şua, dimağda bulunan manevi bir nurdur ki, İnsan bununla, duyularla anlaşılmayan şeyleri idrak eder. Nurani bir cevher olan akıl, insanın en kıymetli cihazıdır. İnsanı ebedi saadete hazırlayan Rabbani bir mürşit, ona ilahi kutsi defineleri, hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtardır. İnsan akıl vasıtasıyla dinen mükellef olur. Aklı olmayan da teklifle kalkar. Aklı olmayanın dini de yoktur sözü bu noktadan hareketle söylenmiştir. Bundan dolayı akıl, din karşısında sorumlu tutulabilmenin olmazsa olmaz bir şartıdır. Rivayet edilir ki Cenab-ı Hak, aklı yarattığında ona bu tarafa gel der. Akıl gelir, dön der, akıl döner. Cenab-ı Hak buyurur ki, İzzetim ve celalime yemin ederim ki, senden daha şerefli bir mahluk yaratmadım. Seninle alır, seninle verir. Şimdi belagat bölümüne geçiyoruz abi. Belagat, ikinci makale, belagatın ruhuna taalluk eden birkaç meselenin beyanındadır. Belagat, fasih bir sözün muktezai hale mutabık, halin gereğine uygun olarak söylenmesidir. Mesela bir düğün merasiminde yapılacak konuşma, bir cenaze merasiminde yapılacak konuşma elbette farklı olmalıdır. Birincisinde evliliğin faziletlerinden, ikincisinde ölümün güzelliklerinden söz etmek muktezai hale mutabıktır. Belagatın 3 bölümü vardır. Meani değil. Meani sözün yerinde kullanılmasını, muhatabın haline uygun olarak söylenmesini sağlar. Mesela zeki insana veciz konuşmak,
avamdan olanlara ayrıntılı anlatmak, çocukla konuşurken çocuklaşmak, alimle ilmi bir sohbet yapmak, sözü kabule müsait olanlara nasihat etmek, inatçı kimselere delil getirerek söylemek gibi durumlar meani ile ilgilidir. Belagat bir nevi terzilik sanatıdır. Meani, terzinin muhatabına göre elbise dikmesidir. Bir de söyle, bir de en son söylediğini okur musun? Terzilik sanatı. Belagat bir nevi terzilik sanatıdır. Meani, terzinin muhatabına göre elbise dikmesidir. Bir de süslü konuşmayla alakalı bir yer var, dikkatimi çeken. Buranın devamında, eğer istersen Hariri gibi bir edebiyat dahisinin makamatına gir diyor. O edebiyat dahisi nasıl lafza düşkünlüğü ve mağlup olarak lafız perestlik hevesi o kıymetli edebini lekedar ettiği gibi lafız perestlere de özür vesilesi ve intisar numunesi olmuştur. Basralı meşhur bir alim olup 1054-1122 yılları arasında yaşadı. Eserleri farklı dillere çevrilmiştir. Lafız perestlere de özür vesilesi ve intisar numunesi olmuştur. Onun için o koca Abdülkahir bu hastalığı tedavi etmek için Delail-ül İcaz ve Esrar-ül Belagat'ın üçte birini onun ilaçlarından doldurmuştur. Evet, perestlik bir hastalıktır. Fakat bilinmez ki hastalıktır. Bu konuda şöyle bir olay anlatılır. Eski medresemizden birinde süslü konuşma hastalığına müptela bir hoca, öğrencilerine devamlı süslü konuşma telkini yapar. Bir gün ders esnasındayken mangaldan çıkan bir kıvılcım hocanın kavuğuna gelir. Hoca henüz durumun farkında değildir. Talebelerden biri şu şekilde durumu haber verir. Süslü konuşacak ki şimdi. Ey hocayı dana, ey alimi bir misal. Şu an mangalı kürnariden tayaran eyleyen bir şule-i ateşpeşan, ol re'si mübarekiniz üzerinde, kavuk-u muhteşem üzerinde tavattun eylemiştir. Mübarekiniz üzerindeki kavuk-u muhteşem üzerinde tavattun eylemiştir. Yani ey bilgin hoca, ey misilsiz alim, ateş dolu şu mangaldan uçuşan, ateş saçan bir kıvılcım, mübarek başınız üzerindeki muhteşem kavuk üzerinde yerleşmiştir. Durmanlayınca hoca, dersene diyor, kavuğun yanıyor diye ne uzatıyorsun diyor. Lafız perestlik nasıl bir hastalıktır? Öyle de suret tutup perestlik ve teşbih perestlik ve hayal perestlik ve kafiye perestlik şimdi kısmen ileride ifrat ve tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir marez olacaktır. Hatta bir zarafet nüktesi için veya kafiyenin hatır için çok edip edepte edepsizlik etmeye şimdiden başlamışlardır. Evet, buradan takip edebilirler. Şimdi bu üçüncü ders belagat hakkında. Belagatta üçüncü mesele. Kelamın elbise-i fahiresi veyahut cemali ve sureti uslu biledir. Kelamın elbise-i fahiresi, gururlandığı elbisesi veyahut cemali, güzelliği ve sureti uslu biledir. Uslup, ifade tarzı demektir. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi, her hatibin de bir konuşma tarzı vardır. Uslubu teşekkül etmiş bir insan, nerede olursa olsun, ifadelerinden hemen tanırız. Uslubu beyan aynıyla insan şeklinde özetlenen bu durumu bazıları şöyle ifade eder. Ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Bu meselede Tahirül Mevlevi'nin şu ifadesi de zikre şayandır. Uslubu teşekkül etmiş, belli bir kimlik kazanmış olanların imzaları yazılarının altında değil, satırlarının arasında bulunur. Necip Fazıl gibi bir edebiyatçının ifadelerine aşina birisi,
onun bir başka şiirini okuduğunda şiirin sonunda Necip Fazıl imzasını görmeden şiirin kime ait olduğunu bilebilir. Mevlana'nın bir sözü var bu konuda. Dil gönüle pence perdedir. Dil gönüle perdedir. Perde deprendi mi sırlara erilir. Çayırlıktan, çimenlikten gelen yel, külhandan, sıcak yerden esip gelen yelden farklıdır. Korkakların narasıyla babayiğit erlerin narası tilkiyle aslanın sesi gibi fark edilir. Yahut dil tencerenin kapağına benzer. Oynadı açıldı mı içinde ne yemek var anlarsın. Hakikaten yani kahve kültürüyle beslenmiş bir insan ve medresede yetişmiş bir insanla karşılaştığın zaman nerede beslendiğini insan fark ediyor zaten. Evet, çok güzel, çok güzel. İnsan dilinin altında gizlidir. Bu dil ruh kapısının perdesidir. Bir rüzgar perdeyi kaldırınca evin içerisi göze görünür. Şöyle ki, ya dikkati nazar veya tevavul veya mübaşeret veya sanatın telahukuyla hayalde tevellüd eden temayülatın hususiyatından teşekkül eden suretlerden terekküp eden istiare-i temsiliyenin parçaları telahuk ettiklerinden tenevvür ve teşerrüp ve teşekkül eden uslup kelamın kalıbı olduğu gibi cemalin madeni ve hulel-i fahirenin desgahıdır. Biraz açıyor. Bu ya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ses etmekle kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından mahalli süver olan hayale girerler. Bu hazinetül hayalde buldukları sureti giyerler. En akal bir yazmayı sarar veya bir papucu giyer, lakal bir nişanla çıkar. Hiç olmazsa bir düğmeyle veya bir kelimeyle kendini nerede terbiye olduğunu gösterir. Balkondayım, sesleri geliyor. Size de geliyor mu? Çok güzel, güzel. Yani dersi de süslüyor, merak etme. Senin sesin. Eğer bir kelamın, fakat tabiattan çıkmış bir kelamın uslubunda imanı nazar edersen, kendi sanat içinde işleyen mütekellimi o ayna misal uslubun içinde göreceksin. Hatta nefsini nefesinden ve sesinden, mahiyetini nefsinden, üfürmesinden, tevekküm ve mizaç ve sanatını kelamıyla mümteziç tahayyül etsen, hayaliyün mezhebinde muatep olmuyorsun. Şöyle ki, ya inceden inceye düşünme veya bir şeyde derinleşme veya doğrudan meşgul olma veya sanatın aşılamasıyla hayalde doğan meyillerin özelliklerinden şekillenen suretlerden meydana gelen temsili istiharenin parçaları bir araya gelmelerinden aydınlanan, beslenen ve teşekkül eden uslup, kelamın kalıbı olduğu gibi cemalin madeni ve göz alıcı elbiselerin tezgahıdır. Güya aklın borazanı denilmeye layık olan irade ses etmekle kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar, çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından suretlerin mahalli olan hayale girerler. İlk başta manalar demek çıplak olarak geliyor. Hayalde kendi aleminde ne varsa ona göre suret giydiriyor. O hayal hazinesinde buldukları sureti giyerler. En azı bir yazmayı sarar veya bir papucu giyer. Hiç olmazsa bir nişan ile çıkar. Daha olmazsa bir düğme ile veya bir kelime ile kendinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Hakikaten yani insan hangi sanatla meşgulse onun tezahürü konuşmalarına yansıyor. Mesela ben boya işi yapıyorum. Boyacım bir daireye girdiğim zaman ben oradaki o boya çok güzel olmuş veya şurada şu eksik var gibi kendi sanatı içerisinde konuşuyor. Eğer bir kelamın, fakat tabiattan çıkmış fıtri bir kelamın uslubuna dikkatle baksan, kendi sanatı içinde işleyen konuşmacıyı o ayna misal uslubun içinde göreceksin. Hatta
nefsini nefesinden, vesvesinden, mahiyetini nefsinden, üfürmesinden, tevehhüm ve mizaç ve sanatını kelamıyla birleşmiş hayal etsen, romantizmin mezhebinde kınanmıyorsun. Uslubun teşekkülü. Her insanın şu umumi dünyadan hususi bir dünyası vardır. Ellerinde büyükçe birer ayna olan 10 kişi, aynaları bir saraya karşı tutsalar, her birinin aynasında o saray bir görüntü olarak görülür. Fakat bu görüntü aynanın şekline ve rengine göre değişir. Kırık aynalarda saray parça parça görülür, eğri aynalarda eğri bürü. Keza kırmızı aynada görüntü kırmızı, yeşil aynada görüntü yeşildir. Sarayın net görüntüsü ancak düz ve renksiz aynalarda gerçekleşir. Onun gibi her insanın mahiyet aynasında şu alemin bir görüntüsü vardır. Neşeli bir insan her şeyi güler ve neşeli görür. Ağlayan biri alemdeki her şeyi ağlıyor zanneder. İnsanın mahiyet aynası ise o kimsenin meşguliyetine dikkat ettiği şeylerle ilgili ilgi duyduğu sanatlara göre şekillenir. İnsanın mahiyet aynası ise o kimsenin meşguliyetine dikkat ettiği şeylere ilgi duyduğu sanatlara göre şekillenir. Kur'an-ı Kerim'de konumuza ışık tutan şu pek çok ayet vardır. Mesela münafıklarla ilgili olarak Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle bildiriyor. Peygamberimize şöyle bildiriyor Cenab-ı Hak. Dilesek biz onları sana gösterirdik de kendilerini simalarıyla tanırdın. Fakat sen onları sözlerinin edasından tanırsın. Münafıklar hakkında. Muhammed Suresi. Yani münafık sözlerinde tutarsızdır. Konuşması esnasında münafıklığına alamet bazı şeyler kendini gösterecektir. Müminin ferasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Buyurulan Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam o engin ferasetinden böylelerinin halleri gizli kalması elbette mümkün değildir. Eğer tereddütle senin hayalin hastalığı var ise, kaside-i burdeden olan وَاسْتَفْرَعِ الدَّمَّ مِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلَتْ مِنَ الْمُحَارِمِ وَالْزَمْ حُمْيَةً نَدَمْ Olan bir merhaneye git, gör. Nasıl hakim bu seyri, bu sayri istibrala ve nedametin perhiziyle sana reçete yazar. Eğer tereddüt ile senin hayalin hastalığı var ise, kaside-i burdeden olan وَاسْتَفْرَعِقْدَمْ وَمِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلَتْ مِنَ الْمُحَارِمِ وَالْزَمْ حُمْيَةً نَدَمْ Ben bunu ezberlemiştim abi. Ezberleyebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Yani Musayri'nin bu. Musayri şimdi açıklayacak kim olduğunu. Haramla dolu gözden gözyaşını istibra et. Sakın unutma, pişmanlık perhizine devam et. وَاسْتَفْرَعِ الدَّمَّ مِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حَمْيَةً نَدَمْ Sakın unutma, pişmanlık perhizine devam et. Hastaneye git, gör. Nasıl bilge insan bu sayrı içini boşaltarak ve pişmanlığın perhiziyle sana reçete yazar. Bu sayrı 1212 senesinde Mısır'daki Busayr şehrinde doğan Busayr'ın en meşhur şiiri Kaside-i Burde'dir. Bu kasidenin yazılış hikayesi şu şekilde anlatılır. Busayr'e ömrünün sonuna doğru felç hastalığı gelir. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öven meşhur kasidesini okur. Peygamber Efendimiz kasideyi çok beğenir. Bedeninin felçli yerlerini mübarek eliyle mesheder, Busayr'ı heyecanla uyandığında şifa bulduğunu görür. Bu işte şifa bulduktan sonra da bu şeyi söylüyor. وَاسْتَفْرَعُ الدَّمَّ مِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حُمْيَةً نَدَمْ Haramla dolu gözden gözyaşını istifra et. Sakın unutma, pişmanlık perhizine devam et diyor. Şimdi hastalıktan şifa bulduktan sonra Üstad tekrar belagata dönüyor burada.
Buzayri'den sonra, eğer iştihanın açılmasıyla üslup denilen hakikatin şişesindeki cilali mana nasıl kendine muvafık ve nasıl imtizac etmesini seyretmek ve o zülali içmeye iştihan varsa, meyhaneye git ve de, ey meyhaneci, kelam beli nedir? Elbette onun sanatı onu şöyle söylettirecek. Kelam beli, ilim denilen çömleklerde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehim denilen süzgeç ile süzülen hav-ı hayat gibi bir manayı zürafa denilen sakiler döndürüp efkar içer, esrarda temeşşi etmekle hissiyatı ihtizaza getiren kelamdır. Biraz şimdi açalım burayı. Eğer iştihanın açılmasıyla uslup denilen hakikatin şişesindeki mana, av-ı hayatı nasıl kendine muvafık ve nasıl imtizaç etmesini seyretmek ve o av-ı hayatı içmeye iştihan var ise meyhaneye git ve de, ey meyhaneci, beli kelam nedir? Üstadın tefsir usul olarak yazdığı eserinde beli kelamın tarifinde meyhane mezmununa yer vermesi ilk bakışta garip gelebilir ama divan edebiyatına aşina olanların gayet iyi bildikleri gibi bu tarz anlatım eskiden beri vardır. Burada kullanılan mazmunlar semboliktir. Cama bakmak yerine camın ötesine geçebilmek lazımdır. Cama baktığınızda lekeleri görür ama camdan ileri bakılırsa güzellikleri seyrederiz. Beli kelam, ilim çömleklerinde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehim denilen süzgeç ile süzülen av-ı hayat gibi bir manayı zarif kimseler denilen sakiler yani gaspsonlar döndürüp fikir içer. İnsanın ta derinliklerinde yol almakla hisleri coşturan kelamdır. Beli kelam şu özellikleri taşır. İlim çömleklerinde pişirilir, hikmet denilen küplerde bekletilir, fehim süzgeciyle süzülür. Yani önce pişiriliyor çömlekte. Bir kelam. Hakikaten yani pişmeyen bir yemek yenmez mesela. Bir nohut yemeye pişmemiş bir yemek, nohut yemeğini düşünün. Önce pişiriyor. Sonra küpte bekletiyor. Yani bilgi birikimi var adamın. Yani hakikaten yılların tecrübesiyle konuşuyor, bilgi birikimiyle konuşuyor, ilmiyle konuşuyor gibi. Hikmet denilen küplerde bekletilmesi. Bir de fehim süzgeciyle süzülür. Yani her ağzına geleni söyleme. Önce süz, tart, ondan sonra çıkart. Ondan sonra konuş, ondan sonra söyle. Ondan sonra ne oluyor? Bak böyle olunca yani pişirildiği, küpte beklediği ilim sahibi oldu. Sonra da süzgeçten süzdü. Ondan sonra av-ı hayat gibi bir manayı, böyle bir mana çıkıyor insanın ağzından. Ondan sonra zarif sunucular takdim eder. Hakikaten zarif konuşmak da çok önemlidir yani karşıya göre. Fikir bunları içer karşıdaki. Bunları kısaca şöyle açabiliriz. Bir kelamın beli olabilmesi için her şeyden önce ilme dayanması gerekir. Ama bu bilgi ham olmamalı, pişmeli ve kıvamını bulmalı. Bu bilgi hikmet seviyesine ulaşmalı. Her bilgi hikmetli olmayabilir. Bilgidir ama hikmetli değildir. Hikmet ise o bilginin faydalı olması, hale muvafık olması gibi hallerdir. Sözü süz de söyle denilir. Her bildiğimizi hemen söylemek faydalı olmayabilir. İyi bir hatip neyi nerede söyleyeceğini bilir, yerinde ve yeterince konuşur. Kelamın zarif bir şekilde sunulması gerekir. Ne söylediğimiz önemli olduğu gibi, nasıl söylediğimiz de önemlidir. Sözümüz av-ı hayat gibi olmalı ama bu av-ı hayat muhatabı cezbedecek bir zarafetle sunulmalı. Kelam fikre hitap etmeli, onu doyurmalı. Özellikle yüksek idrak sahibi kimselere sadece hislere yönelik sözler tesir etmez, bir fayda vermez.
Kelamın sırf fikre hitap etmesi de iyi değildir. Hislere de hitap etmesi gerekir. Çünkü beynin sol lobu mücerred fikirlere muhatap olurken sağ lobu temsil, teşbih gibi hislere ve hayallere hitap eden anlatımlara muhatap olur. Hasan abi burada katkın varsa yapabilirsin. Estağfurullah abi, çok güzel gidiyorsun, harika, devam et abim. Hiç zaman kaybetme. Eğer böyle sarhoşların sözlerinden hoşlanmıyorsan, şimdi başka yere geldik abi. Eğer böyle sarhoşların sözlerinden hoşlanmıyorsan, suyun mühendisi olan Hüdüdü Süleyman'ın Sebe'den getirdiği nebe ve haberi dinle. Nasıl inzal-i Kur'an ve ibda-ı semavat arz eden Zülcelal'in tavsifini etmiştir. Hüdüd diyor, bir kavme rast geldim. Zemin ve asmandan mahfiyatı çıkaran Allah'a secde etmiyorlar. Bak, evsaf-ı kemaliye içinde hüdüdün hendesesine telvih eden yalnız vasf-ı mecburu ihtiyar eyledi. Biraz açıyoruz abi şimdi. Eğer böyle sarhoşların sözlerinden hoşlanmıyorsan, suyun mühendisi olan Hazreti Süleyman'ın hüdüdünün sebeden getirdiği haberi dinle. Kur'an'ı indiren, gökleri ve yeri yaratan Yüce Allah'ı nasıl tavsif etmiştir? Hütüb diyor ki, bir kavme rast geldim, yer ve gökten gizlilikleri çıkaran Allah'a secde etmiyorlar. Hütüb de Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında bir savaşa giderken, önden gidip, nerede su varsa orayı bilirmiş, orayı işaret eder, ondan sonra oraya vurur, oradan su çıkarırlarmış. Hüdüdün özelliği buymuş abi. Hüdüd diyor, yani kuşları topladığında bir gün Hüdüdün gelmediğini görüyor. Diyor, eğer diyor geçerli bir mazereti yoksa onun diyor kafasını koparırım. Süleyman Aleyhisselam geliyor işte, o zaman bunu söylüyor. Bir kavme rast geldi, yer ve gökten gizlilikleri çıkaran Allah'a secde etmiyorlar. Kendisi de gizliliği çıkarıyor ya, kendi sanatı içerisinde Cenab-ı Hak da onu böyle konuşturuyor. Bak, Allah'ın kemal sıfatları içinde yalnız Hüdüd'ün su mühendisliğine işaret eden adı geçen vasfı tercih eyledi. Hüdüd, Hazreti Süleyman'a hizmet eden bir kuştur. Ha, orada, burada şey varmış, sefere çıktığında yerin neresinde su bulunduğunu haber vermektedir. Yemen'deki Sebe isimli bir beldeye gidip döndükten sonra Hazreti Süleyman'a güneşe tapan bir kavme rastladığını söyler ve şöyle der. Göklerde ve yerde gizlilikleri çıkaran, gizlediğimiz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilen Allah'a secde etmezler. Cenab-ı Hakk'ın nice vasıfları varken Hüdüd'ün göklerde ve yerde gizlilikleri çıkaran şeklinde Cenab-ı Hakk'ı nitelemesi Hüdüd'ün sanatının konuşmasına yansımasıdır. Sanatının konuşmasına yansımadır. İşaret, usluptan muradın kelamın kalıbıdır ve suretidir. Başkalar başka diyorlar ve belagatça faydası, kıssatın tefarıkını ve perişan olan parçalarını iltiham ve bitiştirmektir. Daha kaideyi bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir, sırrıyla. Bir cüzü tahrik etmekle kıssatın küllünü ihtizaza getirmektir. Guya mütekellim üslubun bir köşesini muhataba gösterse, muhatap kendi kendine velev bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Bak, nerede olursa olsun mübareze lafzı pencere gibi meydan-ı harbi içinde harp olarak sana gösterir. Evet, çok böyle kelimeler vardır. Hayalin sinematografi denilse caizdir. Üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir. Başkalar başka diyorlar ve belagatça faydası kıssaların bölümlerini ve perişan olan parçalarını yapıştırma ve bitiştirmektir. Ta bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir, kaidesi sırrıyla. Bir cüzü harekete geçirmekle kıssanın tamamını ihtizaza getirmektir. Guya konuşmacı üslubun bir köşesini muhataba gösterse, muhatap kendi kendine velev bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Bak, nerede olursa olsun mübareze lafzı pencere gibi harp meydanını içinde harp olarak sana gösterir. Evet, çok böyle kelimeler vardır. Hayal sineması denilse caizdir.
Yani eskiden savaş öncesinde meydanda önce yiğitler teke tek dövüşür, ardından savaş yapılırmış. Dolayısıyla iki yiğidin mübarize için meydana çıktı denildiğinde insanın hayalinde hemen bir savaş manzarası canlanır. İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Demek ki savaş öncesi yapılan bir şeymiş. Bu şeyde de var değil mi? Davut Aleyhisselam'ın o kimdi o abi? Calut da Talut. Sesin gelmiyor abi. Calut da Talut meselesinde. Evet. O zaman Calut çok zalim bir kumandan ve Çok bilmiyor büyük. yani Çok büyük. böyle 10 kişiyi deviriyormuş abi yani. Evet. O diyor işte Yani gönder bir kılıcı 5 kişi vurduğu çıksın. zaman zır mır adam ikiye bölünüyor. Allah Allah öyle güçlü kuvvetli birisi. Onun karşısına kim çıkacak? Davut Aleyhisselam daha genç, tıfıl. Böyle Ben zayıf. çıkarım diyor. Talut da diyor sana diyor yazık olur ya. Gençsin, güzelsin vesaire yok diyor. O zaman sapan taşıyla değil mi? Cebine de o zaman 3 tane taş koymuş. Taşı fırlatınca. Onu da sadece böyle gözlerinin üstü açıkmış herhalde. Taş oradan alnından vurunca devirmiş aşağıya. Hemen gidiyor kellesini koparıveriyor. Cenab-ı Hakk'ın şeyi. Evet. Tembih. Üslup meratibi pek mütefavittir. Üslubun mertebeleri pek mütefavittir. Bazen o kadar latif ve rakiktir ki nesim-i seherden daha ahaste eser. Bazen o kadar gizli oluyor ki bu zamanın harbinin diplomatlarının desaisi harbiyelerinden daha mesturdur. Bir diplomatın kuvve-i şahmesi lazımdır ta ihtimam edebilsin. Ez cümle Yasin suresinde men yuhyil izame ve hiye ramim şiveyi ifade eden zemahşeri men yebruzu ilel meydan üslubunu istişmam etmiştir. Evet insan isyanla Halık'ın emrine karşı manen müdafaa ve mübareze eder. Üslup mertebeleri çeşit çeşittir. Bazen o kadar latif ve incedir ki seher yelinden daha ahaste eser. Bazen o kadar gizli oluyor ki bu zamanın savaş diplomatlarının savaş desiselerinden daha şifrelidir. Bir diplomatın koku alma hassasiyeti lazımdır ta koklayabilsin. Burada şey aklıma geldi abi, bizim Dışişleri Bakanı Davutoğlu Türkiye Cumhuriyetlerinden bir yere gitmişti. Orada gazeteciler soru soruyorlar. Bir tanesi de soru sordu. Hemen anladı diplomat ya. Sen dedi FETÖ ağzıyla konuşuyorsun dedi. Bazen diyor o kadar şey oluyor ki. Üslup mertebeleri çeşit çeşittir. Bazen o kadar latif ve incedir ki seher yelinden daha ahaste eser. Bazen o kadar gizli oluyor ki bu zamanın savaş diplomatlarının savaş desiselerinden daha şifrelidir. Bir diplomatın koku alma hassasiyeti lazımdır ta koklayabilsin. Ez cümle Yasin suresinde çürümüş kemikleri kim diriltecek ifadesinin söyleyiş tarzından zemahşeri var mı meydana çıkacak? Haydi diriltsin de görelim tarzında meydan okuma üslubunu koklamıştır. Evet, insan isyanla Halık'ın emrine karşı manen müdafaa ve mübareze eder. Üslup mertebelerinin çeşitli oluşuna şu cihetle bakabiliriz. Zahir çoğu kere aldatıcıdır. Görünüşte met eden biri gerçekte tenkit ediyor olabilir. Edebi sanatlardan olan tehekküm konumuza iyi bir örnektir. Tehekküm, görünüşte ciddi, gerçekte alaydan ibaret olan eğlenmektir. Tarizin acı ve ağır kısmıdır. Cimri insana maşallah Hatem-i Tayi gibi, cimri insana maşallah Hatem-i Tayi gibisin dediğinde, korkak insana ne kadar da aslana benziyor. Kötü ahlaklı birisi hakkında rezalette onunla yarışılmaz şeklinde ifadeler birer tehakküm örneğidir. Kur'an-ı Kerim'de kafir ve münafıklarla ilgili olarak gelen onları elin bir azapla müjdele. Nisa suresi.
tarzındaki ifadelerde birer tehekkümdür. Çünkü müjdelemek güzel şeylerde kullanılır. Azap için kullanıldığında ise ince bir istihza manası taşır. Keza kafirin cehennemdeki azabını bildiren ifadeler arasında yer alan tat bakalım çünkü sen çok şerefli, izzetli biriydin. Duhan suresi. İfadesi de tehekküm manası taşır. Yani kafir gerçek anlamda şerefli ve izzetli değildir. Fakat kendini öyle zannetmektedir. Kibirinden alnı secdeye gitmemekte, gururundan halka tepeden bakmaktadır. Ceza olarak cehennem azabını çekerken onun alçak gururunu yerle bir eden üstteki ifadelerle kendisine seslenilecektir. Unsurul hakikat, unsurul belagat, unsurul akide son bölümü. Akide ilaçla alakalı. Burada inancın temel esası şehadetle başlıyor abi. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime-i âliye, usul esası İslamiyet olduğu gibi, kainat üstünde temevvüc eden İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Evet, misak-ı ezeliye ile peyman ve yeminimiz olan iman, bu menşur-u mukaddeste yazılmıştır. Evet, ab-ı hayat olan İslamiyet ise bu kelimenin aynul hayatından nebean eder. Evet, ebede namzet olan nevi beşer içinde saadet sarayı ebediye tayin ve tebşir olunanların ellerine verilmiş bir fermandır. Ebede namzet olan nevi beşer içinde saadet sarayı ebediye tayin ve tebşir olunanın ellerine verilmiş bir ferman-ı ezelidir. Evet, kalp denilen avalim-i gaybe karşı olan penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan timsali nurani ile Sultan-ı Ezel'i ilan eden harita-i nuraniyesidir ve tercüman-ı belidir. Evet, vicdanın esrarengiz olan nutku beliganesini cemiyeti kainata karşı vekaleten inşad eden hatib-i fasihi ve kainata hakim-i ezeli ilan eden insanın mübelliği beliği olan Nisan'ın elinde bir menşuru layezalidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu yüce kelime İslamiyet'in temel esası olduğu gibi kainat üstünde dalgalanan İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Evet, misak-ı ezeli, ezeli sözleşme ile peyvan-ı yeminimiz olan iman bu mukaddes fermanda yazılmıştır. Ruhlarımız yaratıldığında Yüce Allah, Cenab-ı Hak ben Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Ruhlarımız evet Rabbimizsin demişler. Bu olaya misak-ı ezeli denir. Kalu bela. Bela da Arapçada naam evet demek. Bela da tersten sorulan suallerin cevabıdır değil mi? Hadi öyle. Mesela İstanbul'a gitmedin mi dediğin zaman evet dediğin zaman olmuyor. Bela diyorsun. O zaman evet oluyor. Bela bilakis manasında Türkçe'de. Evet, misak-ı ezeli, ezeli sözleşme ile peygamberimiz olan iman bu mukaddes fermanda yazılmıştır. Evet, ab-ı hayat olan İslamiyet ise bu kelimenin hayat pınarından kaynar. Evet, ebede aday olan insan nevi içinde ebedi saadet sarayına tayin olunan ve müjdelenenlerin ellerine verilmiş ezeli bir fermandır. Şehadet kelimesi. Evet, ebede aday olan insan nevi içinde ebedi saadet sarayına tayin olunan ve müjdelenenlerin ellerine verilmiş ezeli bir fermandır. Şehadet kelimesi. Evet, bu kelime kalp denilen gayb alemlerine karşı olan penceresinde kurulmuş olan Rabbani Latife'nin fotoğrafıyla alınan nurani timsaliyle ezel sultanını ilan eden nurani haritadır ve beli tercümanıdır. Evet, bu kelime vicdanın esrarengiz olan beligane nutkunu
kainat topluluğuna karşı vekaleten okuyan fasih hatibidir. Ve kainata ezel hakimini ilan eden imanın beli tebliğcisi olan dilin elinde daimi bir fermandır. Allah Allah. Bu kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahidi sadıktır ve birbirini tezkiye eder. Evet, uluhiyet nübüvvete bürhan-ı limnidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Sani Zülcelal'a zatıyla ve lisanıyla bürhan-ı innidir. Bu kelime-i şehadetin iki kelamı birbirini doğru bir şahittir ve birbirini tesbih eder. Evet, uluhiyet peygamberliğe bürhan-ı limmidir. Muhammed Aleyhisselam Sani Zülcelal'e zatıyla ve lisanıyla bürhan-ı innidir. Burhan-ı ilmi, ateş varsa dumanı da vardır demek gibi müessirden esere, sebeplerden neticelere yapılan istidlaldir. Burhan-ı inni ise dumanın varlığından, ateşin varlığına delil getirmek gibi eserden müessire, neticelerden sebeplere yapılan istidlaldir. Buna göre madem Allah var, bu halde peygamberlerle kendini tanıttıracak, fermanlarını bildirecektir. Keza madem peygamber var, elbette onun davasının esası olarak Allah da vardır. Son bölümde de burada tabiat risalesinin çekirdeği olan şey var abi. Oradan biraz okuyayım, 10 dakikamız kalmış. Tabiatı misdar iken mastar tahayyül etmek. Tabiatı mistar iken mastar tahayyül etmek. Mistar kendisiyle çizim yapılan, mastar ise bir şeyin kaynağı demektir. Tabiat ilahi icraatın bir aleti durumundadır. Ama bu icraatların kendisinden suduru söz konusu değildir. Mesela cetvel çizimlerinde bir alet olarak kullanılır. Cetvel çizimlerde bir alet olarak kullanılır. Ama aklı başında bir insan bu çizimleri cetvel yapıyor demez. Lazım ayağının vücuduyla mezzum ve hasın vücudunun intihaca çalışan hakim bir kıyas. Hasan abi burada şeyde Korkut Elinde okuma programındaydık. Orada Fevzi abi var, Fevzi Allah Verdi abi, onlar falan var böyle. Oturuyoruz masada da yemek yiyorduk. Risale-i Nur'un izah edilip edilme meselesi konuşuluyor orada. Ben de dedim ki, yani soruldu. Fevzi abi dedi ki Risale-i Nur'u izah etmiştir dedi. Başka yerde izah etmeye gerek yok dedi. Ben de aklıma burası geldi. Lazım-ı amın vücuduyla mezzum-ı hasın vücudunu intihaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Abi onu Risale-i Nur'un başka yerinden izah eder misin dedim. Şöyle bir baktı durdu. Yanında da bizim şey vardı. Çantacı Antalyalı bir abi vardı. Şevket abi. Ya dedi sen dedi üniversite ilkokul talebesine üniversite sorusu soruyorsun dedi. Dedi ben ilkokul talebesiyim, siz üniversite talebesisiniz dedim ya. Böyle bir diyalogumuz geçti. Lazım-ı ammın vücuduyla mezzum-ı hasın vücudunu intihaca çalışan hakim bir kıyas. Ne demek? Evet, ne demek abi? Soruyor mu? Burada şu mantık kavramlarını görmekteyiz. Lazım-ı am, mezzum-ı has, hakim kıyas. Mesela kitap matbaada basılır dediğimizde matbaa lazım, kitap ise mezzumdur. Bu matbaanın herhangi bir matbaa olması lazım-ı am, falan matbaa olması ise lazım-ı hastır. Kitabın herhangi bir kitap olması mezzum-ı am, filan kitap olması ise mezzum-ı hastır. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir matbaanın varlığından filan kitabın varlığı lazım gelmez. Kitap matbaada basılır ama matbaa kitap yazamaz. Yazdığını iddia etmek hakim yani neticesi sonuç vermeyen bir kıyastır. Böyle bir önermeden böyle bir sonuca varılamaz. Buna göre tabiatı mistar iken mastar tahayyül etmek, lazım amın vücuduyla mezzum-ı hasın vücudunu intihaca çalışan hakim bir kıyasın neticesidir. Cümlesini şöyle anlayabiliriz. Allah şu tabiatı bir matbaa gibi kullanmaktadır. Yaratılan her varlık tabiat matbaasında basılan bir kitap gibidir.
kitap basmak için matbaanın lüzumundan, öyleyse bu kitabı bu matbaa telif etmiştir sonucuna varamazsak, tabiattaki varlıklar tabiatın eseridir sonucuna da varamayız. Böyle bir kıyas, hakim bir kıyastır. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru davahum ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ın nasıl? Amin. Allah razı olsun ya. Maşallah. Evet. Yani muhakemat bahçesinde iyi gezdirdin bizi ya. Çok güzel ya. Ya ben sana iltifat diye değil de bir şey diyeyim bu milletin içine. Vallahi inan senden böyle bir ders biraz zor bekliyordu. Maşallah ya. Yani çok harika. Çok hoş oldu. Çok tebrik ederim. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten mahkemat biliyorsun zaten, diğer arkadaşlar için söyleyeyim. Külliyatın çelik leblebisi. Evet. Ustad demiş ki talebelerine, benim kastettiğimi herhangi bir sayfadan, bir sayfada benim kastettiğimi söylerseniz bir altın vereceğim. Çok şeydir, malum bu doğuda o zaman birbirleriyle yarışıyorlardı ya alimler, böyle mücadele ediyorlardı. Çünkü her şey bitmişti, her şey yapıldı. Bu sefer alimler arasında mübahiseler oluyordu. Ustad da işte bunun hakkında öyle diyor. Böyle muhakemat bir eseri külliyattan önce çıkınca alimler birbirlerinize üstünlük şey yapıyorsanız, bunu çözün de ondan sonra yapın. Ondan dolayı Risale-i Nur çıktığı zaman Doğu Şark uleması ustada itiraz etmedi. Çünkü daha önce bir daha muhakematla susturulmuştu yani. Yani bir muhakematı böyle bir anlayın da birbirinize üstünlük. Sonra Risale-i Nur külliyatı çıkınca ki bahçesidir bu. Yani mesela bizim Karadeniz'de şöyle yaparlar. Lahanayı bir yere böyle 3-5 metrekare alana yoğun ekerler, böyle tohum, ince toz gibi. Oradan çıkan fideleri sökerler, tarlaya tek 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 dağıtırlar. Böyle fidanlık derler buna. İşte mahkemat böyle bir şey. Ve ustad diyor daha önce işte mahkematı gördükleri için Doğu Ulema Risale-i Nur'a itiraz etmedi, demedi diyor. Elhamdülillah. Arkadaşlardan bir şey, alim abimiz dururken ismiyle Musemma, sormak isteyen varsa buyurun sorsun. Yoksa oturum inşallah kapatacağız. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Evet, alim abicim selamun aleyküm, Hasan abicim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Şimdi belagattan ve üsluptan bahsettin Halim abi. Evet. Acaba belagatlı konuşmak bir üslup olabilir mi? Bu ikisinin birleşmesiyle birlikte, bu ikisinin birleşmesi acaba icaz olabilir mi? Ve bunu Kur'an toparlamış olabilir mi ki? Resulullah'ımız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana Kur'an kadar Kur'an verildi, vermeye mükellef değilim diyor, lakin veriyor. Zaman içinde kendi kendini o icaz içindeki belagat ve üslupla açığa çıkartıyor diyebilir miyiz? Yani bu böyle bir silsiledir. Allah'ın kelamı Kur'an, onu tatbik eden, anlatan Resulullah'ımız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve ondan devam eden üstadımıza kadar gelip üstadımızdan da bize açılan böyle bir silsileden bahsedebilir miyiz acaba? Bana mı sordun, Hasan abiye mi sordun? Ders sahibine. Her ikiniz de aslında abi, dersinizi yaptınız aslında. Size de olabilir soru. Hasan abi de takviye edebilir. Şimdi üstad, muhakemattaki yazmaktaki maksadı tabii yani Kur'an'ın anlaşılması anlaşılır. Bir de işari manalardan Risale-i Nur'u yazmış. Mesela işari mana ne demek? Şimdi ben arabayla, Renault Kangoo'yla İstanbul'a geldim. Tamam,
bu düz bir mana. Yani buradan birçok alimlerin yazdıkları manalar böyle. Ama üstadım ki şimdi bu eğer kangoyla geldiyse bu araba kullanmayı biliyor. Bunun şoförlüğü var, bunun benzin alacak parası var, bunun kaç vitesi var. Bu gibi böyle teferruatlı şeylerle ve bu aslında ihtiyacına göre işte risaleleri bu şekilde yazmış. Şimdi belagat muktezai hale mutabık söz söylemek. Diğer ikinci sorduğun üslupsa, üslup insanın konuşma teşekkülü. Mesela insanın hakikaten dedim ya kahvede beslenmiş bir insanın konuşmasıyla medresede beslenmiş insanın konuşması nasıl konuşmasına yansıyorsa bunu fark edebiliyorsun. Buradaki o Zamahşerî'nin verdiği Yasin suresindeki misal de bunu izah ediyor. Hasan abi buyur. Estağfurullah. Devam et abi, devam et. Devam. Verdin cevabı zaten. Yani hakikaten insanın kelamında kullandığı uslup, yani doğru söylüyor ama biçim de çok önemli. Söyleme biçimi. Adamı seyredersin içini, kelamından. İçine geçersin. Pencerenin kapağını bir açtın, ödüne pişiyor. Evet. Yani affedersin, tamam. Özür dilerim, böyle insandan nümuneler alınıyor ya doktor içeriği seyretmek için. Evet. Yani kanından alıyor, idrarını alıyor. Ne yapacaksın sen bunu? İçeriği seyredeceğim. Çünkü içeridekinin dışarıya taşıma şeyi, aynası. İşte kişinin işte aynesi böyle, uslup. O kadar önemli ki. Hatta edebini aşmış. Öyle demiş, haddini bilmeyenin, kelamında haddini bilmeyenin edepsizlikte hududu yoktur der. Şad-ı Şirazi buna ait böyle bir şey diyor. Kelam konuşurken haddini bilmese bunun yapacağı edepsizlikte nihayetsiz olmaz. Kişi böyle zannediyor ki bu şekilde konuşmamda ve ifadede karşıya zarar veriyor. Oysa kendisini ifade ediyor ve kendisini ele veriyor, değil mi? 96. sayfada galiba muhakematta söylüyor. Dilinin altındadır diyor kişi. Dilinin altındadır diyor. Aynen öyle. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Geçen şey sordum. Muhammed Hoca var. Profesör Muhammed Gür. O da muhakematten dersler yapıyor da. O dersini dinliyordum. O da bana sordu. Bu şeyi sormuşlar. Sorularla Risale-i Nur var, bir şey daha var. Yine sorularla alakalı. Oradan sormuşlar da, kaftayla alakalı. Üstad ne diyor kafta hakkında? Hani, nasıl orası abi, hatırlıyor musun? Bana sordu da, ben mahreç olarak dedim yani. Üstad, Kur'an'da geçmiyor mesela kaf. Sadece kaf olarak geçiyor. Kafta olarak geçmiyor. Kafta konusunda çok tartışmalar olmuş. Alimler birbirine tartışmış. Buna cevap veriyor da. Kaf diyor, ağzın batısındadır. Hatırladın mı abi? Evet, biraz hatırladım. Evet. Muhittin Arabi işte kaftanın şeyinden diyor, haber veriyor diyor. Acaba bunların söyledikleri hak mıdır? Haksa Elif'en böyle bir yeri göremiyor diyor. Hak değilse diyor, bunlar nasıl ehli hakikat olur? Evet. Kaf'ın da Kur'an'da işte sadece kaf olarak geçmesi ve onun da mahrec olarak işte orada şey yapıyor. Kaf vel Kur'anil mecid. Allah Allah. Kaf ağzın garbındadır diyor, değil mi? Evet. Arzın garbındadır. Peki. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Rabbime emanet olun. İnşallah yarın buluşmak üzere. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm.